Cem Küçük Gerçek kripto FETÖ'cüleri tanıyalım. Sözcü paçavrası kaç gündür yalan haberlerle gazete ve internet sitesinden Türkiye Gazetesi'ni TGRT'yi patronumuza hedef alıyor. Yetmiyor Fuat Uğur'u ve beni isim vererek okuyucularına hedef gösteriyor. Millete her türlü hakaret eden, beyin resimleriyle aşağılayan bu paçavraya İkinci iddianameye göre kayyum gelmesi kaçınılmaz. Yakında Sözcü diye bir gazete tarihte bir kötü anı olacak. Tabii Sözcü yalanları ve saldırganlığı yaparken Oda TV ve Soner Yalçın'dan yardım alıyor. Zaten eski Maocu artı Freddie Mercury, Soner Yalçın abisinden aldığı bayat haberleri yayınlamaktan başka iş yapmıyor. Bu çeteye Gerçek kripto FETÖ'cüler kimmiş hatırlatalım. Haklarında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme davası sözcüğe açıldı. Yazarları yargılanıyor, FETÖ gazetesi olduğunu sahibi Turan Ababey'in bile itiraf ettiği karşının davası da sürüyor. Soner Yalçı'nın emriyle Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, karşı gazetesinde 17-25 Aralık'taki FETÖ tapelerini meşrulaştıran yayınlar yaptılar. Geçen hafta iki barışın FETÖ'yü meşrulaştıran haberlerinden örnekler vermiştim. Başka örnekler de verelim. Mesela Barış Pehlivan 15 Aralık 2014'te Karşı Gazetesi'nde Ahlaksızlar 4 Ahlak 0 yazısıyla FETÖ'nün illegal 17-25 Aralık dosyasıyla bakanların yargılanmasını istedi. Ahlak, günah, vicdan, kul hakkı gibi kelimelerle algı yaptı ve FETÖ'cü polis ve savcılara destek oldu. Kripto FETÖ'cülük işte budur. Aynı Barış Pehlivan 26 Şubat 2014'te Sıtkı Aya'nın bilinmeyenleri başlıklı yazısıyla yasa dışı bir FETÖ tapesini hukuka uygunmuş gibi yayınladı. Peşinden Soner Yalçın 4 Mart 2014'te Sözcü'de Erdoğan'ın hali çok acıklı başlıklı iğrenç bir yazı yazdı ve Reza Zarrab Sıtkı Ayan iç mesele değildir dedi. Yazısından bir bölüm okuyalım. Bakınız, Cumhuriyetçilerin 2016'da başkan adayı olacağı iddia edilen New Jersey valisi Chris Christie, İran ve Sudan ticareti nedeniyle geçen sene Sıtkı Ayan'ı eyaletinde kara listeye aldığını anımsatayım. Erdoğan tehlikenin farkında mı? Çünkü kendisini uluslararası mahkemede yargılayacaklar, o ise hala meseleyi iç sorun olarak görüyor, sandığın kendini kurtaracağını sanıyor, hali aslında çok acıklı. Gördüğünüz gibi Soner Yalçın Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde teröre yardım etmekten yargılanacağını açık açık yazmış. Erdoğan'ın kendini kurtaramayacağını söylemekten utanmamış, illegal tapeler resmiymiş gibi bir hava katarak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmiş. Nasıl ama? Daha bitmedi 24 Ocak 2014'te Oda TV flash bir haber duyurdu. Buna göre Cumhuriyetten ayrılan İlhan Taşçı, karşının Ankara temsilcisi olmuştu. Oda TV'den bu tanıtımı okuyalım. Yalana karşı gerçeğin gazetesi sloganıyla yola çıkan karşı yönetiminin Ankara kadrosunu kurmak için İlhan Taşçı'ya tam yetki verdiği öğrenildi. Dev yazar kadrosuyla adından söz ettiren karşı gazetesi İlhan Taşçı'nın Ankara temsilcisi olmasıyla birlikte çarpıcı haberleriyle de 9 Şubat pazar günü okurlarıyla buluşacak. FETÖ gazetesi karşı Oda TV'de nasıl övülüyor görüyorsunuz. Daha bitmedi. Sırada bu defa Barış Terkoğlu var. 27 Şubat 2014'te FETÖ'cü karşı gazetesinde Başbakan'ın Akçeli işlerini yayınlayan gazeteciye Zekeriya Öz'ün yaptıklarını yazmış. Güya Öz'ü eleştirir gibi yaparak o zaman Başbakan olan Tayyip Erdoğan'a aleni hakaret etmiş. Neyle? FETÖ tapeleriyle. 13 Nisan 2014'te Barış Terkoğlu karşı çalışanlarının Direniş gazetesi diye bir tweet attı. Terkoğlu 14 Nisan'da karşı gazete direnişçileri patronun açıklamasını böyle izliyor diye tweetlerine devam etmiş. FETÖ'cü karşı gazetesini ölümüne savunuyorlar. Bu arada iki barışın kitabı çıkacakmış. Umarım FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını yapan ve onları kurtaran Kemalist avukatlardan da bahsetmişlerdir. Turgut Kazan, Aslı Kazan, Hüseyin Ersöz, Ersan Şen, Metin Feyzoğlu gibi. Şimdi söyleyeyim bakalım kim kripto FETÖ'cü? FETÖ'nün karşı gazetesinde çalışan ve FETÖ'cü polis ve savcıların yasa dışı tapelerini yayınlayan, orada yazan iki barış FETÖ'cü teröristleri aklamıştır. Yani bilerek ve isteyerek FETÖ'ye yardım etmiştir. Karşı gazetesi ikinci iddianamesinde bunların hepsi olacak. Aynı sözcü gibi Oda TV'de FETÖ'ye isteyerek yardım etti. Sözcü Oda TV çetesinin FETÖ ile olan bağlarını bütün örnekleriyle anlattık. Hepsi somut, kanıtlı, belgeli. Söyleyecek sözü olmayan iftira atar. Zaten devlet nezdinde sözcü Oda TV bir görülüyor. Yok birbirinden farkları. Tüm okuyucularımız ve izleyicilerimiz de gerçek kriptoları tanımış oldu böylece. Cem Küçük, Türkiye